Doktor Hüseyin Ergün'le birlikte. Sayın Ergün, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydın Öykü Hanım. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederiz tekrar katılımınız için. Şimdi dün 2021 yılının ilk enflasyon görünümü raporunu takip ettik. Naci Ağbal önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi şöyle açıklamalarında öne çıkan birkaç başlığı ben hatırlatacağım izleyenlerimize de. Hı hı. Sonrasında zaten tek tek ele alırız nasıl yansıyacak piyasalara. Enflasyonun 2021 yıl sonunda %9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz dedi. Önceki oranda %9,4. Enflasyonun 2022 yıl sonunda %7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Kredi genişlemesinin etkisiyle salgın döneminde belirgin bir parasal genişleme gerçekleşti. Cari açık ve sermaye çıkışları önemli miktarda rezerv kaybına yol açtı. Enflasyon, Ekim enflasyon raporunda paylaştığımız tahmin bandının üzerinde gerçekleşmiştir. Artış da temel mal ve gıda grupları belirleyici oldu dedi. Üretici enflasyonu artış eğilimini korumaktadır. Üretici fiyatları, tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir dedi. Zaten çok daha fazla ayrıntılar var konuşacağız Naci Ağbal'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklarda. Konuşmada ilk olarak dikkatinizi ne çekti? Merhabalar tekrar. Çok teşekkür ederim Öykü Hanım. Şimdi dün Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal açıklama yaparken öncelikle kararlı duruşu, sıkı para politikasıyla alakası vurgusu bence piyasalarda çok ciddi rahatlatıcı bir etki oluşturdu. Özellikle enflasyon tahmininde bir değişiklik yapmaması, yani 9,4 üzerinde durması ve %5'e kadar olacak olan 2023'e kadar projeksiyonu çok net anlatması ve belki de yani sorulan sorular arasında işte faiz indirimiyle alakalı kısımda vermiş olduğu çok net cevaplar ve bunun şu an konuşmak için bile erken olduğunu ifade etmesi dünkü hareketlerde piyasa üzerinde ciddi olumlu bir etki oluşturduğunu düşünüyorum. Yani sıkı para politikasının uygulanması, takip edilmesi ve buradaki enflasyon hedeflemesinin hem dolar kuru üzerinden hem piyasalar üzerinden daha net ve sağlam bir şekilde vurgulanması bence olumlu bir durumdu. Bunun etkisini de zaten kısa dönemde de göreceğimizi düşünüyorum ben. Peki enflasyon, belirlenen enflasyon hedefleri gerçekleşir mi? Mesela şöyle hemen anlatalım. Naci Ağbal 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlı bir şekilde uygulayacağız. Para politikasındaki sıkı ve ihtiyaçlı duruşumuz enflasyonda %5 hedefine kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir dedi. Evet, yani 2023'ü göstermişti biliyorsunuz orada. 2021 yılın 2022 yılında %7'yi, 2023'te %5'e kadar düşecek bir durum. Şöyle, kısa vadede tabii ki pandeminin etkisi, kriz süreci ve dünya piyasalarını takip ettiğimiz zaman ilk çeyrekte ya da ikinci çeyrekte bu rakamlar belki biraz daha yukarıda çıkabilir ama 6. aydan sonra, ikinci yarıdan sonra toparlanmalar başlayacaktır. Ben istikrarlı ve doğru bir hedef olduğunu düşünüyorum. Yani buraya kadar gelebileceğini ve biz %5'ler hedefine ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Zaten Merkez Bankası'nın özellikle yönetimsel değişikliklerden sonra faizle alakalı yapmış olduğu kararlar, faiz artırımları ya da piyasanın beklentilerine doğru hareketler bu noktadaki kararlılığını da bize göstermişti. Ben cari açık ve sermaye çıkışları önemli miktarda hani rezerv kaybına yol açmış olsa da bunun zaman içerisinde toparlanabilecek durumda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu noktadan da hedeflerin çok isabetli ve istikrarlı olduğu kanaatini paylaşmak isterim. Peki piyasalara ne yönde bir mesaj verildi sizce? Yani şöyle, piyasalara verilen mesaj aslında basit temelde şuydu, yani kararlılıktı. Çünkü zor bir dönemden geçiyor. Hem küresel piyasalar zor dönemden geçiyor. Çünkü özellikle alınan tedbirler, Amerika'daki rakamlardan da gördüğümüz işte 1946'dan beri ilk defa negatif büyümeler ortada duruyor. Yani daha bu 2008 krizinden bile daha büyük etkileri olan bir küresel durum var. Böyle bir ortamda daha kararlı, daha istikrarlı ve ne yaptığını bilen tarzda açıklamaların yapılmış olması içerideki hem sermaye piyasaları üzerindeki hem DIPS dediğimiz iç borçlanma ve dış borçlanma senetlerinin o ilgi üzerindeki artışı önemli noktalara getirecektir kanaatindeyim. Böyle olduğu için de bu hedeflemeler, bu yaklaşımlar piyasalarda daha olumlu cevap bulacaktır. Tabii burada özellikle küresel tarafta konuşulan kısımdan da bahsetmek lazım. Yani özellikle aşıyla alakalı bazen belirsizliklerin olması, işte aşının nerede kullanılacağı ve hangi ülkelerde nasıl üretileceği, aşı tedariki temini konusu
ve daha sonra virüsün işte yeni mutasyona uğraması, mutasyonlu virüsün şu anda yanlış hatırlamıyorsam 100 civarında ülkede görülmüş olmasıyla alakalı kaygılar, bu kısa vadeli istikrarlı hareketlerde ufak dalgalanmalar yapacaktır. Yani ben burada özellikle sermaye piyasaları üzerindeki borsa İstanbul'da ya da küresel borsalardaki endekslerdeki kısa vadeli volatilitelerin de yüksek olacağını tahmin ediyorum. Ama uzun vadede daha da durağan hale gelip daha da kararlı bir yere gelecektir. Yani benim beklentim bu yönde. Ve ülkemize de aslında ikinci parti aşı geldi biliyorsunuz sabah saatlerinde. Evet. Hemen piyasada bunun etkisini hissedecek miyiz? Şöyle, ikinci parti aşının etkisi ya da gelen aşıların etkisini küçük olarak çok büyük etkileri olacağını düşünmüyorum. Ama asıl etki kendi aşımızı ürettiğimiz zaman ya da aşı tedariğiyle alakalı kısımdaki sorunların çözüldüğü zaman ortaya çıkacaktır. Bunu şöyle mesela örneklendirebiliriz. İlk salgının ya da pandemi ilan edildiği dönemlerde hatırlarsınız işte maske tedariğinde, dezenfektan tedariğinde dünyada büyük sıkıntılar olmuştu. Biz ülke olarak burada hazırlıklı olarak birçok dünyanın birçok bölgesine maske de gönderebilmiştik hatırlarsanız hani uçaklarla, kargolarla. Şimdi aşıdaki durum da aslında biraz böyle. Şu anda küçük de olsa bir belirsizlik var tedarik ve temin zinciriyle alakalı. Ama bu hem içerideki yerli aşının ortaya çıkması hem tedarikteki çeşitliliğin artmasıyla beraber daha da rahatlayacaktır. Şu anda gelen partilerin piyasada ilk etapta kısa vadede hemen fiyatlarken yukarı yönlü yani daha olumlu yönde bir fiyatlamayla karşılaşacağını söyleyebiliriz. Şimdi Naci Ağbal faiz indirimi konusunda da bir açıklama yaptı biliyorsunuz dünkü konuşmasında. Faiz indirimi patikasına inmek için erken olduğunu düşünüyoruz dedi. Faizler sabit bırakılmıştı ama sonrasında tekrar bir faiz artırımı gelir mi ya da indirimi gelir mi diye tabii ki gündeme geldi bu konular. Bir sonraki Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Ama faiz indirimi patikasına inmek için erken olduğunu düşünüyoruz açıklamasıyla aslında Naci Ağbal bu görüşünde önünü kapatmış oldu sanki değil mi? Ne kadar bir süre faiz indirimi gelmez? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu anki süreci? Yani şöyle bakmak gerekiyor. Tabii Öykü Hanım. Şimdi faizle alakalı kısım gerçekten ülkemizde çok tartışılan konulardan birisi. Tabii ki faizin yüksek olması özellikle reel kesimdeki küçük üreticileri ya da bu reel sektörü etkileyen bir durum. Faizlerin çok yüksek olması beklenen ya da istenen bir şey değildir. Fakat ülke olarak girdiğimiz döneme işte çünkü bizim kırılganlığımız biraz daha farklı. Yani gelişmekte olan ülkelerde kırılganlık ve fiyat istikrarsızlıklarında ciddi biliyorsunuz dengesizlikler vardır ve biz şu anda piyasanın yönünün aksine yani enflasyon oranlarının, dolar kurlarının aksine bir faiz indirimine gittiğimiz zaman ilk başta bahsettiğimiz 9.4, 7 ve 5 hedeflerine yani enflasyona ulaşabilmemiz çok kolay gözükmüyor. Tabii ki uzun vadede faiz indirimi yapılması gerekecektir. Ben de böyle düşünüyorum. Ama bu bahsettiğimiz hedeflere ulaşma açısından reel rakamları yakalamamızla alakalı olacak. Yani biz 2022 sonlarında ya da 2022'nin ikinci çeyreğinde %7 hedefine yaklaşmaya başladığımız zaman artık piyasada faiz indirimini konuşabiliriz ki bu da pandeminin de etkisinin azalması beklentimiz bu yönde tabii ki 2022 için. Böyle bir durumda piyasalarda daha çok üretim odaklı çalışılabilmesi, varlığa dayalı finansmana ulaşılabilmesi gibi konuların daha fazla gündeme gelmesiyle olacaktır. Ben kısa vadede bir faiz indirimi konusunun tekrar gündeme geleceğini düşünmüyorum. Ama uzun, orta ve uzun vadede, hatta özellikle daha çok uzun vadede faizlerin de bu seviyelerde gitmesinin reel ekonominin ve üretim hattı açısından çok doğru olmayacağı kanaatindeyim. Ama hedeflemeleri görmek gerekiyor. Biraz da tabii bizim şu anda hem bilimsel tarafta hem piyasa tarafında baktığımız zaman belirsizliklerin özellikle bu küresel krizin getirmiş olduğu belirsizliklerin yönünü de netleştirebilmek gerekiyor. Hatırlarsanız aşıyla alakalı çalışmalar başladığı zaman da aşılama politik şeyleri başladığı zaman ülkelerde iyimser hava bir anda piyasalarda etki etmişti ama şimdi tekrar bir belirsizliğe doğru dönmeye başladı. Çünkü mutasyonlu virüs vesaire konuları konuşuldukça piyasalar üzerindeki baskı artıyor. Çünkü Amerika'daki gördüğümüz örnek çok ilginçti bence. Yani %33'lük negatif büyüme arkasından %30'luk tekrar yukarı yönlü büyüme, totaldeki eksi büyüme şunu gösterdi. Karantina süreçleri, kapatma süreçleri, ekonomide alınan sert tedbirler tabii ki dünyada farklı reaksiyonlarla karşılaşıp bizim daha önce görmediğimiz büyükte krizlere yol açıyor.
Bunun içinde biraz daha önümüzü görebiliyor olmamız gerekiyor. Ben burada aşı çalışmalarının sayısının artmasının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Uzun vadede de yani 2023'lere geldiğimiz zaman da 2022'nin yarısından sonra faiz indirimi konusunun gündeme gelebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi geçtiğimiz sene aslında 2021'in ikinci yarısı itibariyle toparlanmanın başlayacağı yorumları yapılıyordu ama aşılama çalışmaları çok büyük bir umuttu. Ama aşı dağıtımı başladığı zaman tedarik, uygun aşı dağıtımı, tabii bunlar da ufak ufak krizler yarattı ve piyasalarda da bunun etkisini aslında görüyoruz. Ve şimdi yapılan yorumlar 2022'nin ikinci yarısı itibariyle biraz toparlanma ekonomi üzerinde olacağı yönünde. Nasıl bir süreç yaşayacağız şimdi biz hem Türkiye olarak hem de dünya genelinde? Şimdi Öykü Hanım şöyle, yani net bir tarih verilmesi 2022'nin ikinci yarısı ya da ilk çeyreği, üçüncü çeyreği, bu konular çok zor. Çünkü karşımızda yani bugüne kadar gördüğümüz, belki pandemi süreçlerini şöyle genel olarak bakarsak, hani 1920'lerdeki İspanyol gribinle beraber de özdeşleştirirsek, dünyadaki krizlerle eşleştirdiğim zaman belki 29 buhranını hatırlarsınız. Yani çok ciddi kayıplar yaşanmıştı işsizlik oranlarında. Ama yaklaşık bir 5 yıllık, 6 yıllık süreç içerisinde bunlar yaşandı. Dönem dönem çıkışlar, inişler oldu. Fakat bu pandemi döneminde daha önce hiç yapılmadığı şekilde ekonomilerde kapatmalar yapıldı. Tüm dünya böyle bir karar verdi. Yani bu uygulamalar bize çok daha derin etkiler bıraktı. Çünkü özellikle küçük işletmeler, reel sektör ve üretim sektöründe ciddi bir şekilde işlerle alakalı kayıplar yaşandı. Özellikle tedarik zincirinde, lojistik sektöründe biz bunları görebildik. Şimdi bizim şöyle bir şey düşünmemiz gerekiyor. Yani ekonomik tarafta toparlanmak için belki biraz daha uzun zamana ihtiyacı olabilir dünyanın. Çünkü kayıplar, işsizlik ya da yeni normal diye bahsettiğimiz hayat öncekinden çok farklı. Mesela biz şimdi BIST ile alakalı BIST 100 endekslerine baktığımız zaman ortalama değerler 200 sent civarında. Ama biz 2011 öncesine baktığımız zaman 500 sentlere kadar çıkmıştı. Yani tekrar eski noktaya gelebilmesi için daha büyük toparlanmalara ihtiyaç olacaktır. Ama ben şöyle bakıyorum, yani yatırımcılar açısından da sermaye piyasaları açısından 2021'in ikinci yarısından sonra tabii ki ekonomik toparlanma başlayacaktır. Her halükarda başlayacaktır. Çünkü hem aşı sayısındaki çoğalmalar, yerli aşıların çıkması, ülkelerin daha fazla aşı üretmesi, şu anda biliyorsunuz birkaç merkezde bu işler çok net bir şekilde yapılıyor. Tedarik buradan sağlanıyor. Ama üniversiteler bu açıdan çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Yerelde bazı çalışmalar var. Bunların etkisi beklediğimizden çok daha hızlı devreye girebilir diye düşünüyorum. Yani 2022 başına gelmeden 2021'in ortalarından itibaren bir toparlanma ekonomilerde görülecektir ama eski seviyelere dönmesi daha çok daha uzun zaman alabilir. O zaman bu noktada FED Başkanı'nın açıklamalarını da takip ettik. O minvalde bir soru sormak isteriz. Kendisi çok açık uçlu açıklamalar yaptı. En çok dikkat çeken açıklamalardan biri de salgına karşı tüm araçlarımızı kullandık oldu. Bundan önce hep FED tüm silahlarını kullanmaya hazırdır, kullanacaktır ve benzeri açıklamalar duymuştuk aslında FED Başkanı'ndan. Sizce gelişmiş ülkelerin salgına karşı ekonomik hamleleri daralmaya mı başladı artık yavaş yavaş? Şöyle, yani özellikle Powell'ın açıklamalarında şöyle bir şey de altını çizmek gerekiyor. Tüm enstrümanları ya da araçları kullandık dedi ama bu kullandıklarını bittiği manasına gelmeyecek. Tabii ki sıkılaşma politikaları devam edecek. Belki bizim Merkez Bankası Başkanımızın açıklamalarıyla şöyle bir benzeşiklik kurabiliriz. Katı para politikası ve de oradaki standart politikaların ötesinde, yani piyasaya yönelik politikaların ötesinde daha sıkı politikaların devam edeceğiyle alakalı bir mesaj da alabiliriz Powell'ın açıklaması. Çünkü orada 0-0.25 bandında faizlerin tutulması biraz daha piyasanın beklentisinden daha ziyade ekonomik ortamı rahatlatabilme yönündeydi. Orada da çünkü IMF'in raporlarına da baktığımız zaman özellikle desteklemelerin, yani devletlerin desteklemelerin devam etmesi, işsiz kalanlara da, küçük işletmelere, ülkemizde de benzer bir paket yakında açıklandı biliyorsunuz, 40 bin liraya kadar üst limiti olan. Bu tarz desteklemelerin devam edeceği mesajını da buradan alabiliriz. Çünkü elimizdeki argümanları kullanıyoruz. Gelişmekte olan ülkeler bence şöyle bir durumdalar. Yani beklentilerden daha da uzaması biraz tedirginlik
oluşturmuş olabilir bankalarımız, ama elindeki enstrümanların bittiğini ya da bundan sonra başka bir, hani tabiri caizse, kurşun kalmadığını düşünmüyorum ben. Mutlaka sıkılaştırmalar devam edecektir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Doktor Hüseyin Ergün yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ediyorum Öykü Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, gündemi konuştuk. Doktor Hüseyin Ergün yayın konuğumuzdu. Dün Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları oldukça önemliydi. Piyasalar üzerine nasıl etkisi oldu? Bundan sonraki süreçte neler yaşanır? Doktor Hüseyin Ergün yayınımıza katılımıyla yorumladı.